Ya. İstanbul Alperen Ocakları üyesi yaklaşık 100 kişilik bir grup, Doğu Türkistan'da çıkan olaylara rağmen Topkapı Sarayı'nda bir şarap firması sponsorluğunda düzenlenen İdil Bread konserine tepki gösterdi. Sloganlar atarak yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. Provokasyona açık eylemde çıkan arbede büyümeden önlendi. Benim başkanınızsam şuradan ağzınızı bile açmadan arabalarınıza lütfen. Haydi arkadaşlar. Ancak bazı medya yayın organları tehlikeli bir yayın yapmayı tercih etti. Cumhuriyet gazetesi grubun konsere katılanlara sopalarla saldırdığını iddia etti. Haberde göstericilerle konser düzenlenen mekanın arasında yüzlerce metre olmasına rağmen ikinci bir Sivas yaşanabilirdi ifadeleri kullanıldı. Ancak konsere katılanların protestodan habersiz olduklarını görmezden geldiler. Konser vardı içeride. Ama ekstra çıkmayacaktı. Yani dışarıda yaşananlardan haberimiz yoktu. Hayır. İçerideydim. İçeride herhangi bir şey oldu. Yok hayır. Rahatsız konseri yok. İçeride bir rahatsızlık gelmedi. İftiharla belirtmek. Topkapı Sarayı Müze Müdürü Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın organizatör firmaya olan tepkisine de yokmuş gibi davrandılar. Organizatör demiş ki, şarabınızı alın çayırda uzanın. Ben şimdi buna karşı çıkarım. İdil Bread bizim milli virtüözümüz. Bize gelen de doğru dürüst bir orkestra. Efendim Çaykovski çalınıyor. Çayıra mayıra uzanılmaz. Doğru dürüst bir reklam olur, doğru dürüst giyinilir. Her şeyin bir usulü vardır. Ben böyle olacağını bilseydim izin vermezdim. Konser dediğin açık hava parkı değildir. Açık havada yapılsa bile belli bir ritüeli vardır. Herkes vazifesini yaptı. İstanbul Emniyetine teşekkür ederim. Konser hadisesiz bir şekilde bitti. Tahriklere açık eylem grubun akşam saatlerinde Topkapı Sarayı'na girişinde toplanmasıyla başladı. Alperen Ocakları üyeleri önce akşam namazı kıldı, ardından da Doğu Türkistanlılar için dua etti. Dünyada akan Müslüman kanını görmez. Jandarma ve polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri sırasında ortam zaman zaman gerildi. Gülhane'ye doğru slogan atarak yürüyüşe geçen eylemcilere polis müdahale etti. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mustafa Kayatuzun'un da gözaltına alınmak istenmesi tansiyonu iyice yükseltti. Polisin sağduyusu ve İstanbul İl Başkanı Mustafa Kayatuzun'un grubu sakinleştirmesi sonucu şahıslar sessizce dağıldı. Şuradan ağzınızı bile açmadan arabalarınıza. Dün akşam canım veya oradaki izleyicilerden herhangi birisine dönük bir olay olmadı. Emniyetimiz sanıyorum gereken incelemeleri yapıyor. Kışkırtmalara açık ve tepki toplayan protestoyu bazı medya organlarının köpürtme denemesi ise bir duyarsızlık örneği olarak değerlendirildi. Samanyoluhaber.com. Sadece gerçekten.